tahin çorbasını yapacağım size. Bir beyefendi bana sordu. Madem halk mutfağı araştırmacısınız dedi. 35-40 sene önce ben Kütahya'da bir kız görmeye gitmiştim ve dedi orada çok güzel bir tahin çorbası içmiştim dedi. Ne olur dedi o çorbanın tarifini de dedi gün yüzüne çıkartın dedi. Ve ben bir araştırmaya girdim. Kütahya İl Müdürü'yle tanıştık fuarda. Müdür yardımcısı bir beydi. Ona rica ettim. Oradaki tanıdıklara söyledim. Son bir hafta bana Kütahya'dan dönüş yapıldı. Maalesef böyle bir çorbanın yaygın olarak bilinmediğini ama araştırmaya devam edeceklerini söyledi. Bu arada bir üyem de dedi ki Kıbrıs'ta böyle bir çorba yapılıyor İlya teyze dedi. Benim komşum Güner Hanım'a hemen gittim rica ettim. Güner Hanım da hanımefendi gelinleri Çolpan Hanım ve kardeşi Tamer Bey, Tamer Ünlü. Telefonla bunun tarifini aldım. Size bu güzel çorbayı şimdi yapacağım. Kaynak kişi Tamer Ünlü. Nohutumuz pişiyor. Evdeki kişi sayısına göre haşlanmış, iyice haşlanmış olduğunuz nohutu bir kupaya doldurdum. Önce nohutunu. Sonra suyundan. Altı da açık olacak. Ocağımızın. Çekerek gezeceğim. Bu nohutumuzun içine 2 kaşık tahin ilave ediyorum. 2 diş sarımsak dövmüştüm. Ettikten sonra yarım limonu sıktım. Onu da ilave ediyorum. Tuzunu ilave ettim. Kaynayan çorbamızdan bir kepçe alıyoruz. Evdeki doğranmış olan ekmeklerimizin üstüne bir kepçe. Ay geldim. Oo, hoş geldin oğlum. Doruk. Nasılsın anneciğim? İyi. Kimyon. Nohutun gazını alır diye kimyon humusta da çok kullanılan bir baharat. Ve bunun üstüne zeytinyağı özellikle. Sızma zeytinyağı gezdirilip o tahin çorbası özellikle siyah zeytinle tüketilirmiş. Herkes sabah bunu siyah zeytinle tüketir, işine gidermiş. Çok özel besleyici bir çorba. Afiyet olsun diyorum.